Geçtiğimiz günlerde yapılan mevzuat değişikliklerini incelediğimizde Gelir İdaresi Başkanlığına ait e-fatura web sitesi üzerinden yapılan duyuru ile geçici ihracat beyannamelerinde de e-fatura kullanılması gerektiği talimatlandırılmış ve buna ilişkin elektronik altyapının tamamlandığı duyurulmuştur. 11 Kasım tarihli İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği ile keten tohumu, aspir tohumu, ayçiçeği tohumu ve kolza cinsi eşyalarda gözetim kıymetlerinin bir kez daha değiştirildiğini görüyoruz. 13 Kasım tarihli İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün dağıtımlı talimatı ile muayene türüne göre ihracat beyannamelerinde devam formlarının da imza ve kaşeye tatbik edilmesi gerekliliği duyurulmuştur. 14 Kasım tarihli Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün talimat yazısıyla da Rusya Federasyonu çıkışlı 3. ülke menşeli tarım ürünlerinin ithalatlarında 3. ülke menşeli olduğunu kanıtlayacak şekilde menşe şehadetnamesi ve taşıma belgesi ibraz edildiğinde Rusya Federasyonu'ndaki müşavirlik veya ateşeliğin tasdikinin aranmaması gerektiği bildirilmiştir. 21 Kasım tarihli ithalat rejim kararına ek karar ile de geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Singapur ile yapılan serbest ticaret anlaşması çerçevesinde uygulanacak vergi oranları listeler halinde ilan edilmiştir. Bu konularla ilgili daha detaylı bilgiler için solmaz.com üzerinden bizleri ziyaret edebilirsiniz.